Vallahi Yunus, aferin sana ya. Yani finale kadar geldin. O hikayeleri finale kadar taşıyabildin. Burada da bu gece bir gösteri yapabildin. Çok zor bir iş. Gerçekten helal olsun. Aferin sana ya. Vallahi. Yani o kadar enteresansın ki sahnede. Daha önce hiç görmediğimiz bir türde mizah yapıyorsun. Senin söylediğini anlamak için salondaki herkes ve biz çaba harcıyoruz. Yani bir sağa bir sola gidip diye konuşuyorsun ve hepsini duymak istiyoruz. O kadar zor bir şey ki, yani hiç seyirciyi alayım, bir sakinleştireyim, bir hani bir zamanlama, bir komediyle ilgili bir herkesi rahatlatayım yok. Senin şartlarına biz uyuyoruz. Yani mesela bu çok görünmüş bir şey değildir. Yani bunun farkında olmadan yapıyorsun ama bu senin bir tarzın oldu. Çok özel bir vakasın sen. İnşallah ileride bu meslekte olabileceksin. Okulunu falan güzel okuduktan sonra İstanbul'da da olursan bizim de hani kapılarımız her türlü açık kardeşim. İnşallah ileride beraber de çalışırız sen. Teşekkür ederim. Özgür. Yunus, geçen sefer de söylemiştim. Senin hakikaten inanılmaz doğal akan bir yeteneğin var. Yani bu yarışma olur olmaz muhtemelen bu işe devam edeceksin. Bu çok önemli. Yani gerçekten özel bir arkadaşımızsın. Benim de favorilerimden birisin. Sen ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun hayatında? Yani stand-upçı mı olmak istiyorsun? Film çekmek istiyorum olursa ya da kendimi daha da bir YouTube oyuncu, oyuncu tiyatro, mu olmak istiyorsun yani? Ha, stand-upçı oyuncu olmak Aynen. istiyorsun. Tamam. Umarım hayallerin gerçekleşir. Yolun açık olsun Yunus. Ha, teşekkür ederim. Murat. Yunus, sen enerjinle insanları kendine konsantre edebiliyorsun. Anlattığın hikayeler çok tatlı. Ama esasen biz sana gülüyoruz. Yani onu anlatış şekline gülüyoruz. Ya imanım gevredi, bir su versenize dediğinde bile burada herkes gülmeye başladı. Aslında o bir espri değildi. İçindeki saf, temiz çocuğu bir ömür boyu taşıyıp devam edersin. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim abi. Evet, Yunus, kritik bir akşam senin için. Evet abi. Yani burada kaçıncı olacağın önemli değil. Eser herhalde, yanlış düşünmüyorum, tek başına bu yaşta 3 tur geçmek, finale kalmak ve bu saatten sonra hani kaçıncı olmuşsun, birinci mi, beşinci mi, onuncu mu, hiç önemli değil. Bence gönülleri kazandın. Jüriyi bence en kazanan yarışmacılardan biri oldun. İnşallah geleceğin de güzel olur. Bu akşam ne olursa olsun şu bir gerçek, bu senenin kazananlardan biri sensin. İnşallah fazla havaya girmezsin döndüğünde. Yok abi ya. Okulda filan davranışlar değişti mi? Değişti abi. Aynen zaten. Saygısızlık yapmam ben. Peki popüler misin artık okulda? Tanınıyorum abi ya. Aynen. Abi okuldakiler zaten tanıyor. Yarışmaya ne gerek var? Yani her sınıftakiler seni tanıyor muydu? Tanıyorlardı abi. Kaç kişi bu okul? 300 kişi abi. Ha, okul. 4 tane kız var. Anlatmıştım zaten. Hala devam ediyor. Peki. Toplam 4. Ya. Peki sokakta falan tanınıyor musun diye sorayım. Sokakta mı? Tanıyorum abi ya, çok şükür. Sizin sayenizde, sağ olun. Estağfurullah. Yani tanınmak güzel bir şey ama iyi tanınmak çok güzel bir şey. Sen iyi tanınıyorsun şu anda. Yani seni görenler mutlaka sempatiyle bakıyordur. İnşallah hayatın renkli ve güzel geçer. İnşallah. Sana başarılar diliyoruz ve alkışlarla konuşuyoruz. İyi akşamlar. Yolun açık olsun aslanım. Koçum benim, koçum.